Evet arkadaşlar, prototiplemenin son dersinde de analiz ve hesaplamaya dair bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi kısaca yine bir özet geçersek, robot üzerine bir araştırmamızı yaptık. Örnek projeleri bulduk. Mekanik parçalarımızın sanal alanın tasarımını yaptık. Ara parçalarımızı hazırladık. 3 boyutlu yazıcıdan yazdırdık. Ve parça tasarımları bunlar. Elektronik parçalarımızı araştırdık. Devre bağlantılarımızı yaptık ve analiz hesaplama kısmı. Şimdi burada benim ilk başta söylemek istediğim bir şey var. Normalde bu hesaplama analiz kısmı ilk yapılması gereken şeydir. Yani bizim bir fikrimiz, projemiz varsa bunun tasarımını yapmışızdır. Sonrasından hesaplamaları yapıp sonra prototip yapmamız gerekir. Biz genelde hesaplamaları yok sayıp direkt prototip üretmeye meyilliyiz ya da başlangıç kullanıcıları o şekilde. Sonradan prototip devamında da iyileştirmeler ve yine hesaplamalar yapılarak prototip geliştirilir ve son ürün üretilir. Yani burada hata durumuna göre geri dönüş yapılabilir. Bu hesaplama kısmı önemlidir bence. Pas geçilmemelidir. Aslında yani tasarımdan önce de yapılabilir. Fakat çoğunlukla büyük üreticiler bile İlk başta bir ön tasarım yapıp sonradan onun üzerine hesaplamalar yaparlar. Yani ellerinde ilk başta bir model ya da kaba bir proje taslak elinin altında bir şey olur, ona göre hesabı kontrol eder. Şimdi burada ben şimdi biz mühendislik öğrencisi olduğumuz için bu hesaplamaları yapmamız gerekiyordu. Yani en azından belli başlı öğrendiklerimizi teyit etme için yapmamız gerektiğini düşünüyordum ben. İlk başta bir torque moment hesabı. Yani burada basit bir ince püf noktayı değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ben burada tasarımda görüldüğü gibi servonun oturacağı yeri vesaire tasarımda belirtmişim. Ve burada sonradan fark ettim. Şimdi şu noktayı bir denge noktası alırsak bütün yük bu tarafta kalıyor. Yani şu parçanın önünde kalıyor. Ben bunu yaparken sonradan fark ettim ve şu ara parçayı ters çevirdim sadece. Burada da görüldüğü gibi yük, yani şu denge noktasının, şu ortadaki noktanın arkasında bir büyük servo var. Önünde de diğer yükler bulunmakta. Yani bunu sonradan fark ettim. İlk başta bilgisayar üzerinde tasarımda fark etmedim. Yaparken aklıma geldi. Bu basit bir denge sağlar. Yani tamamen denge sağlamaz ama bir size yük avantajı sağlar. Çünkü bu tarafta bir yük var, bu tarafta bir yük var. Orta noktaya göre moment alırsanız birbirini işte %60-70 dengeler bu. Kalan gücü de servonun kendi gücü sağlar, dişlerindeki. Şimdi ben buna göre tork hesabını yaparsak. Şimdi ben sayıları tam hatırlamıyorum. Ama bunun kendi bir ağırlığı var. Şu aradaki bir mesafe var. Ve devamında bu servonun data sheet'inde biz kaç yazmışız? 2,5 kilogram santimetre tork. Şimdi küçük servolarımızın 2,5 kilogram santimetrelik torku var. Şimdi ben bu projeyi birkaç yıl önce hazırladığım için sayıları tam hatırlamıyorum. Bunun da büyük servolarında 10 kilogram santimlik torku varmış. Yani şu aradaki mesafe kuvvet çarpı kuvvet kolu yaparsak bu servoya maksimum binen yükü ve bu servoya maksimum binen yükü hesaplayıp sınır değerlerini bulabiliriz. Yani ben demişim ki devamında bir diğer 0,191 da yanlış. 191 gram kaldırılabilecek maksimum yük 191 gram. Evet arkadaşlar, ben burada ilk başta bunun maksimum kaldırabileceği yükü seçip o yükü taşırken bu servo kaldırıyor mu onu hesaplamışım. Yani buraya maksimum yükü seçiyorum, buna göre. Şurada 13 santim var. Yani yanlış hatırlamıyorsam buraya 100 gram seçersem yani 0,1 kilo oluyor 100 gram.
1,3 yani 0,1 kilogram çarpı 13 santim eşittir 1,3 kilogram santim oluyor. Bu bunu taşıyor. Ve buradaki bir bilinmeyen haline getirirsek 191 gram olarak bunun maksimum taşıyacağı yükü buluyoruz. Şimdi 191 gram artı buradaki ağırlık yani 191 gram çarpı bu mesafe artı bunun ağırlığı çarpı bu mesafe eşittir. Bunun 10 kilogram santim tork. Yani bunu o değeri sağlıyor mu sağlamıyor mu? Sonra da onu kontrol etmişiz. Sağlıyor çıkıyor. Ve 191 gram bunun kaldırabileceği, bu robot kolun kaldırabileceği maksimum ağırlıktır. Şimdi bu ilk hesap. Ya ben şimdi buna da değinmek istiyorum. Bu normalde hani elektronik devre tasarımı, mekanik tasarım. Bu da hesaplama kısmı da önemli yani. Bunu pas geçmek olmaz. Çünkü işin mühendislik, teknik bilgi kısmı bu. İleri kinematik hesapta ters kinematik hesaplamalar normalde koordinat sisteminin yönünü bulmayı sağlıyor. Yani yönünü değişkenin hani kaç derece giderse sondaki koordinat sistemi ne oluyor? Ona dair bilgi almamızı sağlayan bir matris kinematik hesap yöntemi. Bunu normalde biz bir dersimiz vardı robot kinematiği diye. Orada öğrenmiştik. Ona dair hesaplamaları da ben bu şekilde yaptım. Yani değerleri yerine koyup devamında bir transformasyon matrisini elde ediyoruz. Bir robot kinematiği dersimiz vardı. Orada gerekli hesaplamalar mevcut. Ben birkaç sene geçtiği için şu an tam hatırlamıyorum. Ve işte devamında tabii MATLAB'tan kontrol edilebileceğine de değinmişim. Ve arkadaşlar hesaplama kısmı da böyle. Yani bu matrisleri ileri ters kinematiğe de çok değinmek istemiyorum. Bunlar bayağı bir akademik konular. Ben de tam olarak hatırlamıyorum. Detay kısmını da şu an tekrar etmedim. Ve son olarak da başka değinmeyi unuttuğum bir konu var mı? Analiz hesaplamalar, torque denge. Evet, şemamız. Evet arkadaşlar, bu prototipleme serisinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki eğitim içinde talep etti. Aslında istediğiniz konular varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ona göre de içerikler yayınlayabilirim. Dediğim gibi işte bu tarz konular üzerine araştırma yapmak, bu tarz şeyler üretmek, yani farklı fikirler bulma açısından da faydalı olabiliyor. Bir drone yapmak, işte model uçak yapmak vesaire. Böyle şeyleri araştırabilirsiniz. İleride işinize yarar. Üniversite döneminde vesaire. Takma denemesi 4. Evet, biraz ha.